Ankara temsilcisi ve yan yönetmeni görevi bırakmak zorunda kalıyor. Biri görevden alınıyor, biri de istifa etmek zorunda kalıyor. Şimdi buradaki ironiye bakabilir miyiz? Türkiye'ye anayasa yaptığını söyleyen bir parti bir ekrandaki hanımefendinin gülümsemesine tahammül edemiyor. Bizi ironik bir şekilde alaya aldı diyor gülümsemesiyle. Alır, ne olur? Hakaret mi ediyor? Küfür mü ediyor? alay alması ne var ki bunda? Bunda bu kadar mı alıngansınız? Bu kadar mı tahammül sınırınız yerle bir olmuş? Bu kadar mı? İşte basın özgürlüğü zaten yok. Yani basın özgürlüğünü zaten tanımıyor. Şimdi şöyle düşün. Bir anayasa hazırlıyorlar ve orada basın özgürlüğü muhtemelen uygulamalarında olduğu gibidir. Yani gülmeleye, gülmemize bile tahammül edemeyecekleri bir anayasa hazırlığı vardır muhtemelen. E diğer taraftan tehditler işte hepimize bana da yöneltilen, bir başkasına da yöneltilen, insanların işini kaybetmesi, bu bu yaklaşım içinde olan bir siyaset anlayışının biz toplumun bütününe hitap edecek ortak sözleşme dediğimiz bir anayasa yapıyoruz. Bununla ilgili bir çalışma içindeyiz demesini ben büyük bir gayri ciddilik olarak görüyorum. Çünkü dediğim gibi toplumla barışık bir halleri yok. Toplumla konuşabilecek bir halleri yok. Mesela MHP lideri toplumun yüzde %80'iyle konuşabiliyor muymuş mesela MHP? Otursun bir hangi anlamda bir ortak bir duygu oluşturabiliyormuş. Hangi anlamda, hangi sorunlarımız mesela benimle hangi benimle veyahut birçok milyonlarca insanla hangi duygu birliğini kuruyormuşlar, kurmuşlar bugüne kadar? Hangi yaramıza merhem olmuşlar? Ben 35 yıllık az çok takip ediyorum MHP hareketini. Ya sev ya terk et. Kavgadan, dövüşten, dışlamaktan, ötekileştirmekten başka ağzından ben bir gün ya bir gün bir barış cümlesi duymadık. Yani bunu şu şey anlamda söylüyorum. Bu kadar barıştan uzak, bu kadar toplumla arasına ideolojik mesafe koymuş, bu kadar toplumu dışlayan, bu kadar ayrıştıran, herkesi kendine benzetmeye çalışan, medya özgürlüğüne bu kadar tahammülsüz, yargıyı bu kadar hiçe sayan, anayasayı bütünüyle, anayasa mahkemesini de kapatalım, filanı da kapatalım, şunu da kapatalım, bunu da kapatalım diyen bir partinin çıkıp, 83 milyonun kaderini, yaşamını, bundan sonraki hayatını teminat altına alacak bir sözleşmeyi tek başına yazmış güya bunu da tartışmaya açmak bana çok tuhaf geliyor. Ee, Sayın MHP'li yetkililerin şunu bilmesi lazım. Muhalefet partilerinin MHP'nin ortaya koyduğu anayasa taslağını tartışması ciddi almak anlamına gelir. Orta ciddi alınacak bir durum yok. Dediğim gibi yani bir televizyonda yorum yapan hanımefendinin gülümsemesine bile tahammül etmeyecek insanlar lütfen anayasa gibi önemli bir ortak sözleşme yazmaya kalkmamalılar diye düşünüyorum. Şimdi basın özgürlüğü zaten konuşuyoruz burada. Geçen hafta raporu da söyledik. En arka sıralarda bir yerde Türkiye basın özgürlüğü açısından. Tabii Habertürk'teki bu yaşanan tırnak içindeki deprem birkaç sebebi var bence. Öncelikle tabii e, Ebru Baki, hani Gülümseyen Hanımefendi, gazeteci meslektaşımız, işte, e, Bülent arkadaşımız, Ankara Tenebiklisi, Kürşat Oğuz, e, istifa genel yayın yönetmeni. E, tabii şöyle bir durumla karşı karşıyayız Levent. Haber Habertürk'ün e, pek çok kendini daha evvel merkez medya olarak tarif eden yerin bu iktidar karşısında nasıl ezilip büzüldüğünü, nasıl tavizler verdiğini, alo Fatih hikayelerini falan filan hepimiz biliyoruz. Şimdi öncelikle hani bu işin bir gelişi var. Medya patronları orada madeni, öbür tarafta başka türlü şirketi falan filan olup da ekrana çıkacak insanlara çıkmadan evvel işte şunu böyle yapalım, bunu bu kadar yapalım falan filan talimatlarını verdiği gün zaten ki yeni değil. Çok uzun süredir bir beri var. AKP'de artık bu işin tabii feriştahı oldu. E, zaten o gün bitti bir şeyler. Ve o gün ne yazık ki Türkiye'de pek çok gazeteci buna itiraz edemedi, etmedi. Kimi yerini kaybetmekten korktu, kimi maddi koşulları düşündü falan filan. Ee, büyüye büyüye bu noktaya kadar gelindi. Element. Şimdi ne beklersin böyle bir bir siyasi parti kim olursa olsun, ister AKP ister MHP ister CHP ister o ister bu. Bir dakika sen ne diyorsun benim arkadaşıma yöneticime spikerime bir dakika ilk başta kanalın yönetiminin ortaya çıkıp bir dakika demesi lazım. Demeye demeye bu hale geldik. Bir tek Habertürk bu da diğerler zaten ortada. Onun için ben meslektaşlarımın yanında duruyorum. Habertürk'ün falan filan değil. Yani meslektaşlarım nerede olurlarsa olsunlar namuslarıyla, bütün meslek hayatlarıyla bu işin peşinde duran arkadaşlarımdır yanında duracağım yer. Habertürk falan filan da değil. Habertürk'te herhangi bir itişim kakışı falan filan yok. Yanlış anlaşılmasın. Ama bu kurumlar bugünkü yeniden çürümenin baş aktörleri. Önce onu söyleyeyim. Bir diğer nokta şu. Tabi. Ee, anayasa yapmak. Çok fazla sesin duyulması lazım bir anayasa yaparken. Yani. Çok fazla ses duymamız lazım. Yani herkesin, her görüşten insanın şimdi birdenbire önümüze küt diye yüz madde hazırlamışlar. Bir spotları verildi falan filan ne oldu falan. İşte bunu bir de işte biz bütün partilere sunacağız. E peki diğer partilerin görüşü ne oldu? Ee, MHP'nin %6'lık 8'lik oyu da önemli değil. %1 oy bile olsa birisi getirebilir. Başkalarını çağırabilir. Bir şey önerebilir. Ama siz neden MHP'nin önemsiyoruz? Çünkü biliyoruz ki e, e, Devlet Bahçeli çok uzun süredir bir e, 2001'den beri seçimleri belirleyen insan. Erken mi olacak, zamanında mı olacak? İki, bu sistemi değiştiren de Devlet Bahçeli oldu. Had dedi birdenbire gidelim bunu oylayalım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi onun da önünü açtı. Ve buradaki alt başlığı Levent ben toplantısını, toplantısını seyrettiğim için söylüyorum. Ne diyor Sayın Bahçeli? Amaç Cumhurbaşkanlığı sistemini kurumsallaştırmak. Bence ana nokta bu. Tabii ki o dört, ilk dört maddesi de önemlidir evet, Bahçeli MHP için ama esas buradaki amaç şu. Bugünkü sistem kalsın. Niye? Çünkü bugünkü sistem olmazsa AKP AKP'de MHP'de olmayacaklar. Çünkü eski sistem, ister eski sisteme tekrar dönüşsün parlamenter sisteme, ister bugün 50 artı bir kişinin oyu ihtiyaç hasıl olsun. Cumhur İttifakı'nın kazanma ihtimali kalmadı. Kazanma ihtimali kalmayan bir yerde en azından 2023'e kadar götürmek artı bu demokrasi dışına tamamen çıkmış tek adamın ve onun etrafındaki küçük grupların ki MHP bundan bir tanesi, bunlardan bir tanesi kalıcılığını sağlayabilmek. Ben bunu böyle okuyorum. Yani son cümlemizi şöyle bitireyim. Habertürk'le başladık, öyle bitireyim. Habertürk son dönemde açıkçası birkaç tane böyle daha özgürlükçü. Bence oradaki yeni gazeteci arkadaşlarımızın da zorlamasıyla. E, liderleri falan çıkarttılar ekranlarına. Meral Hanım da çıktı. Ali Obacan da çıktı. Davutoğlu da çıktı. Işte Fatih Altaylı'ya çıktı. Kübra Apar'a çıkanlar oldu. Tartışmalar oldu orada. Bence esas oradaki MHP'nin kızdığı şey... Geçen gün Meral Akşener'in... Ve reytingi bayağı da yüksek olmuş haberdeki o programın. Meral Akşener'in... E, oradaki ağırlanması, oradaki lafları çok sevdilmesi falan filan esas kızdığı bence MHP'nin ve MHP'lilerin ya hala orada, yani niye çıkartıyorsunuz bu insanlarıdır diye de düşünerek ya sözü sana bırakıyorum. De bence de, ben de aynı görüşteyim seninle. Hem Meral Hanım'ı çıkarması hem bazen diğer liderleri çıkarıyor ne bile tahammül etmiyorlardır. Aslında senin de dikkat çektiğin gibi zımnen bize şunu söylüyor MHP. Kesin sesinizi anayasa yapacağız. Yani kes sesini demokrasi getireceğiz gibi bir şey yani. yani. Anayasa demek yüksek sesle herkesin fikrini dile getirmesi demek, tartışması demek, şiddete başvurmadıktan sonra her şeyi söyleyebiliyor olması demek. Bunun altını özellikle çiziyorum. Her şeyi. Demokratik ülkelerde şiddete başvurmadığı müddetçe insanlar, mesela biliyorsun Amerika'da Kaliforniya biz Amerika'dan ayrılalım diye referandum kampanyası başlattılar. Trump seçildiğinde. Demokrasi budur zaten. Yani şiddete başvurmadığı müddetçe her türlü görüşün bizde her türe gerek yok ki. Bizde iktidarın beğenmediği herhangi bir görüş meydana geldiğinde ya Bahçeli çıkıp vatan haini ilan ediyor Sayın Bahçeli ya da Erdoğan. Şimdi daha ana muhalefet liderine sabah akşam grup toplantılarında vatan haini diyecek kadar bunun defteri dürülmeli diyecek kadar ileri giden bir siyaset anlayışının Türkiye'ye anayasa yapma cüreti bana çok büyük bir şey geliyor. Yani hakikaten başka bir şey dönüyor diyorum. Yani bu insanlar da şeyin farkındadırlar herhalde. Kendilerinin toplumun bütününü temsil edecek bir anayasa yapamayacaklarının farkındadırlar diye tahmin ediyorum. Veyahut hazırladıkları anayasa taslağının muhalefet partisinden bir yüz bulamayacağının. Mesela hangi yüzle ben çok merak ediyorum. MHP hangi yüzde yani o çünkü bütün partilere hakaret ettiler. Sayın Babacan'a da hakaret ettiler. Kemal Bey'e zaten bütün konuşmalarında hakaret diziyorlar peş peşe. Meral Hanım'a demediklerini zaten bırakmadılar. Evine kadar tehditler saldırılar. Şimdi aylardır, yıllardır hakaret ettiğin insanlara götürüp bir metin koyacaksın. Ben bir anayasa hazırladım. Bunu tartışalım herhalde rüya görüyor olmaları lazım diyorum. Peki bu kadar gerçeklikten kopmuşlar mıdır? O zaman başka bir şey dönüyor. O zaman bizim bilmediğimiz, henüz ortaya çıkmadığı için bilmediğimiz diyorum. Nedir o? O yüzden başlarken altını özellikle çizdim. Bu anayasanın MHP'nin kendi teklifi mi yoksa Erdoğan'ın hazırladığı bir teklif mi olduğunu biz ancak metin ortaya çıktığında anlayacağız. Çünkü toplumu yeniden sadece oraya kilitleyecek öyle bir anayasa maddesi maddeleri çıkar ki ortaya biz sadece günlerce onu tartışmak durumunda kalırız ve oradan doğacak bir kutuplaşma. Yeniden iktidarın kendi ekmeğine yağ sürecek bir şey, başka bir tablo. Ya da buna hazırlanıyorlar. Çünkü tekrar söylüyorum, gerçekçi bir anayasanın çıkmayacağını herhalde biliyorlardır. Muhtemelen emrivaki bir şey yapacaklardır ve o da bizim Türkiye'nin herhangi bir yarasına merhem olacak ne bir çözüm içeriyordur, ne demokratik kültür vardır orada çünkü hazırlayanlarda o demokratik kültür yok ki yani şeyde e, taslağın içinde olsun. İnsan hakları yoktur çünkü hazırlayanların insan hakları diye bir bir kültürü yok. insan hakları diye bir tanımı yok. İnsan diye bir tanımı da yok yani. Onlara göre Türkler var. Türklerin kimlik anlamında söylüyorum. O Türklük kimliği içerisindeki herkes o kurallara, kültüre uyacaktır bilmem falan filan. Basın özgürlüğü kültürü yok işte ortada tehdit edip bir televizyon kanalını ne hale getirdiği ortada. Bütün böyle yani böyle bir kültürü olmayan insanların o metni yazmaya kalkması pek anlaşılır değil dediğim gibi. Muhtemelen bugün diye duymuştum ama ortaya çıkmadı haber. Evet. Erdoğan'la bugün görüşecekler ve taslağı bugün Erdoğan'a sunacak diye ben, ben de okudum ama galiba bayrama kadar sarkabilir dedi. Bir şey soru okudum başka bir Öyle de okudum. mi? Olabilir. Evet. İşte onların muhtemelen kendi aralarındaki konuşmaların tartışmalarını bekleyeceğiz. Oradan çıkacak olan evet. şeyle de anayasa tartışmaya başlayacağız diye düşünüyorum. Şimdi Levent tabii iktidarın ve ortağının dünü ve bugünü yok. Yani hani tamam o meşhur laf dün dündür bugün bugündür. Süleyman Demirel'in lafı ama hani dün